Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin tandır ekmeği tarifiyle geldim. Dilerseniz aynı bu tariften saçta da ekmek olarak pişirebilirsiniz. Annem tandırda pişirecek. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi Önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak yeteri kadar un eledik. Yeteri kadar maya, yeteri kadar tuzumuzu ekledikten sonra Üzerine ılık su ekliyoruz. Bu şekilde tuzu ve mayayı birlikte eritiyoruz. Normalde ben bu tarz tariflerde biraz şeker eklemesi yapıyorum mayanın daha güzel aktifleşmesi için. Ama annem bu şekilde orijinal bir şekilde hazırlamak istedi. Gerçekten annemin elinin hamuru da çok güzel bir şekilde kabarıyor. Zaten ilerleyen dakikalarda Sizler de bunu yakından göreceksiniz. Normalde ben tariflerimde tam ölçü veriyorum ama annem çok fazla yoğurduğu için bu tarifte tam ölçü veremiyorum. Ee, en büyük leğende hazırladı zaten. Tuz tamamen eridikten sonra e, bu şekilde unu azar azar içerisine ekliyor. Daha sonra gerekirse su eklemesi yapıyoruz. İlerleyen dakikalarda zaten e, hamurun kıvamını sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden her zamanki gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Annem hamuru yoğurmaya devam ederken biraz daha su eklemesi yapıyoruz. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi dilerseniz e, bu tariften e, sac ekmeği olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. E, ben de İstanbul'da kendi evimde e, o şekilde sac ekmeği hazırlıyorum. E, i̇nşallah zamanı geldiği zaman bunu da sizlerle paylaşacağım. Ayrıca daha birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, katmer tarifi, içli köfte tarifi, daha birçok tarif, su böreği tarifi. Dilediğiniz tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Güvenle tariflerimi deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamurun biraz toparlanmaya başladı. Hemen gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atladım. Sizlerin de çok fazla sıkılmaması için. Hamurumuz yavaş yavaş kıvama gelmek üzere. İlerleyen dakikalarda ne kadar güzel bir hamur yoğurduğunu göreceksiniz. Zaten annem sürekli yapar. Yıllardır bu şekilde tandırda ekmek pişiriyor. Ben de memlekete gelmişken annemin ekmeğini sizlerle paylaşmak istedim. Dilediğiniz gibi bu tariften ekmekler hazırlayabilirsiniz. Orta sertlikten biraz daha yumuşak olacak. Asla yumuşak ele yapışan bir hamur olmaması gerekiyor. Çünkü zaten mayalandığı zaman da kendini baya baya bırakıyor. Hamur işi tarifleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru güzel yoğurmaktır. Eğer hamuru güzel yoğurmazsanız dilediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Bu şekilde hamurunuzu güzel yoğurmakla başlayın ki sonuçlar güzel olsun. Hemen annem hamuru toparlamaya başladı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yoğurdu. Hala yoğurmaya devam ediyor. Hamuru güzelce toparladıktan sonra kapağını kapatacağız. Üzerine ince bir sofra bezi örteceğiz. O şekilde 1,5-2 saat kadar mayalandıracağız. Zaten havalar sıcak olduğu için çok çabuk bir şekilde mayalanıyor. Eğer bu tarifi kışın hazırlayacaksanız e, mutlaka üzerini kalın bir bezle örtün. Bu şekilde iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen annem tandıra gitti, bezelerini hazırlamaya başladı. Bezelerini hazırladıktan sonra üzerine bir bez veya poşet ile kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde e, üzerinin kabuk tutmaması gerekiyor. Bezeleri tamamen hazırladıktan sonra üzerinde örttükten sonra ilk hazırlamış olduğumuz bezeden başlayarak annem elinin üzerinde açacak. Sizler dilerseniz oklava, merdane yardımı ile de açabilirsiniz. Bezelerinizi daha küçük bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimizi hazırladık. Hemen üzerine temiz bir bez ile örtüyoruz. Bu şekilde ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak annem biraz sonra bezeleri açmaya başlayacak. Çocuklar durmadığı için ben birkaç kez onların yanına gittiğim için annem birkaç tane ekmek vurdu. Hemen ben tekrardan çekim için tandıra geldim. Hemen annem bir iki tane ekmeğini pişirmiş açma işlemi yapıyoruz şu anda. Bu şekilde elinin üzerinde çok kolay bir şekilde açıyor. Yılların vermiş olduğu tecrübe ile de çok kolay bir şekilde açtı. Güzelce düzelttikten sonra birkaç damla soğuk su bu şekilde üzerine serpiştirdikten sonra tandıra videoda görüldüğü gibi yapıştırıyoruz. Hemen zaten hazırlamaya devam ediyoruz. Size birkaç kez daha açma işlemini yakından göstermek istiyorum. Normalde bu şekilde İstanbul'da da yapanlar var. Gerçekten çok küçük yapıyorlar. Biz fırınlardan açık ekmek, tandır ekmeği adı altında alıyoruz. Onlar çok küçük oluyor. Annemin yaptığı gerçekten onların bir 3-4 katı kadar var. Hamuru elin üzerinde açtıktan sonra hemen tekrar tandırda pişeni alıyoruz. Daha sonra soğuk su bu şekilde birkaç damla kadar damlattıktan sonra tandıra güzel yapışması için hemen onu o şekilde yapıştırdık. Hemen hazırlamaya devam ediyor annem. Biraz hızlandırılmış bir video. Hızlı bir şekilde hareket etmiş. Gerçekten çok fazla da hızlandırmadım ama zaten annem hızlı bir şekilde açıyor. Bu şekilde açtık. Hemen pişen ekmeği alıyoruz. Diğer ekmeğin üzerine birkaç damla soğuk su serptikten sonra tekrardan tandıra vuruyoruz. Tandır ekmeğinin tadını bilen gerçekten bilir. Çok güzel oluyor. Bu şekilde annem tandıra geldiği zaman ben de tereyağını ve peynirimi alırım. Gelir otururum. Bir tane ekmeği yemeden de kalkmam. Bu sefer miniklerimle birlikte geldim. Bu arada miniklerim de kenarda oturmuşlar. Tandır ekmeği yiyorlar. Onlar tandır ekmeği yerken ben kazların çekimini de yaptım bu arada kazların da paylaşımını yapmıştım. Dilerseniz kazların nasıl güzel olduğunu, nasıl güzel yüzdüklerini kanalımdan izleyebilirsiniz. Annemin kapısında göl var. Kazlar göle giriyorlar. Mutlaka o paylaşmış olduğum videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Annem ekmeklerini hazırlamaya devam ederken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimizi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.